Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi takipçimin isteği üzerine Kuzu Hırka'nın kuzusunun yapımını anlatacağım. Takipçim öğrencileriyle birlikte Kuzu Hırka yapacakmış. Kuzunun yapımını da benden istedi. Ben de yapacağım inşallah. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Tığla yapacağım arkadaşlar. Şişle örülüyor hırka ama üzerindeki kuzunun işlemesi tığla yapılıyor. Renk olarak siyah ve beyaz kullanılması gerekiyor ama ben şöyle kahverengi tonunda yapacağım çünkü görmezsiniz arkadaşlar, siyahla görmezsiniz. O yüzden kafası ve ayakları normalde siyah, ben kahve tonuyla öreceğim. Yününü de beyaz öreceğim arkadaşlar. Beyaz normal böyle amigurumi ördüğümüz iplerle öreceğim. Siz kuzu iple de örebilirsiniz, kuzu ipleri satılıyor biliyorsunuz, onlarla da örebilirsiniz. Kafasını siyah normal örgü ipiyle de örebilirsiniz, size kalmış. Tığ olarak ise 2 numara 1,75 mm'lik tığla öreceğim. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce beyaz ipimi aldım. 14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Bir dolayıp 2 defa da çektiğimiz trabzanlar yapıyoruz. Her bir zincire bir tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde zincirin sonuna kadar ilerleyelim. Evet, zincirin sonuna geldim. Son zincirime trabzanımı yaptım. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bu iki olmuş oldu. Köşeyi döneceğim. Tığıma doladım. Aynı yere üçüncü trabzanımı yapıyorum. Aynı yere dört. Aynı yere beşinci trabzanımı yaptım. Bu şekilde. Evet. Bakın, zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Tığıma doladım. Sıradaki zincire, trabzanın karşısına gelen zincire trabzan. Her birine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet. Şöyle sıranın sonuna, buraya kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son zincirim kaldı. Ona da trabzanımı yapıyorum. Şöyle burada 1, 2, 3 zincir çekelim. Şöyle bakıyorum. 3 zincir fazla geldi arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. Şu tam ortaya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şöyle buradaki zincirin tepesine bakın. Sık iğne yapıyorum. Burada şöyle 1. Evet, çok görüntü hoşuma gitmedi. O yüzden şöyle sökeceğim arkadaşlar. Şöyle bir zincir yetmez. Şöyle sıkı çekelim. İki oldu. Şöyle hatta şu zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle görüntü bu. Güzel dursun. Şöyle iki zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektim. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın tepesine trabzan yapıyorum. Ve her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, her birine bir batarak devam edelim. Şöyle köşeye ya da şuraya kadar gelelim arkadaşlar. 5 tane trabzan yapmıştık köşemize. Oradaki ilk trabzanımızın üzerine kadar gelelim. Evet, trabzan yaparak devam ettim. Şöyle köşedeki ilk trabzanın üzerine de trabzanımı yaptım arkadaşlar. Şimdi aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Aynı trabzanın üzerine ikinci trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki trabzana geçiyorum. Bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradaki trabzana bir trabzan. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Sıradakine geçtim. Bir. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. Şöyle bakın.
4 tane çift battık sanırım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane çift battık. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. Şöyle şuradaki bakın aynı yere batıyorum. İlmeği aldım, ilmeğin içinden geçirdim. Yani dibe indim arkadaşlar. Tam şeklini vermek istiyorum. O yüzden böyle güzel olsun istiyorum. Ne yaptık? 2 zincir çektik. Aynı yere battık. İlmeği aldık. İlmeğin içinden geçirdik. Kaydırma tekniği. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçirdim. Sıradakine battım. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Burası boyun kısmını dikeceğiz. Kafasını dikeceğiz arkadaşlar. O kısım olacak. Batıyoruz. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği alıp ilmeğin içinden geçiriyorum. Batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde sıranın sonuna, yani buraya kadar ilerliyoruz. Evet, son olarak zincirime battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Tığıma doladım. Burada sık iğne yapmıştık. Ortaya bakın. Ona batarak trabzan yapacağım. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Aynı yere 2. Aynı yere 3. Biraz uzun tutabilirsiniz boylarını. 4. 5. 6. Kuyruğunu yapıyoruz. 7. Şöyle bakıyorum, 7 yeterli mi? Şuraya batıyorum. Yeterli. Buradaki zincirin tepesine battım. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, şöyle. Bu şekli böyle olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Kafasını buraya dikeceğiz. Ayakları burada olacak. Burası da kuyruk kısmı olacak. Böyle ipimizi birazcık uzun bırakıp keselim arkadaşlar. Şöyle ben de keseceğim. Tamamdır. Evet, kafasını bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi göstermek istedim. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle dikeceğiz. Evet, şöyle şurada kalsın. Kahverengi ipimi alıyorum. Evet, siz siyahla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangi renk tercih ederseniz onunla yapabilirsiniz. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4. zincire trabzan yapıyorum. Bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Tığıma doladım. Sıradakine trabzan. Sıradakine trabzan. Son zincirime de trabzan yapıyorum. Evet. Burada köşeye döneceğiz. Tığıma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. Aynı yere 3. trabzanım. Aynı yere 4. Aynı yere 5. trabzanı yaptım. Evet, bakın zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Tığıma doladım. Sıradaki trabzanın karşısına. Evet, trabzan. Bakın. Buradaki trabzanın tam karşısına trabzan yapıyorum. Sıradaki trabzanın karşısına trabzan. Sıradakini trabzan. Son olarak şöyle zincirin karşısına trabzan yapıyorum. Zincire batıyorum yani. Şöyle. Bu şekilde. Siyahla yaparsanız kusurlarını göstermez. Açık renk olduğu için gösterir arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Tığıma doladım. Şöyle şuraya bu şekilde batıyorum. İlmeği aldım. Dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Ya da sık iğne yapalım arkadaşlar. Şöyle batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Böyle daha güzel oldu. Şimdi şöyle sık iğne yaparak bu tarafa geçeceğim. Diğer kulağını yapacağım. Şöyle batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne yaparak 2 oldu. 3 4 tane sık iğneyle karşıya geçtim. Gördüğünüz gibi
Burada da 1, 2, 3, 4 zincir çektim, çevirdim. Şöyle şuraya batıp sık iğne yapacağım. Çevirdik. Şuraya batıyorum, sık iğne yapıyorum. Şuraya da batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle bakalım. Çirkin durduysa ne yapıyoruz? Söküyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle nereye batalım? Diğeriyle aynı olsun istiyorum, dediğim gibi. Aslında güzel durması da lazımdı. Şöyle şuraya batıyorum o zaman. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle ön tarafını çevireyim. Böyle. Evet, tamamdır. Şöyle bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. Biraz uzun bırakıp kestim ki arkada saklayayım şöyle. Arka kısımda bir zincir çekeceğim. Fazlasını kesiyorum. Evet, şöyle oldu. Burada zinciri biraz geniş çekmişim. Burada sıkı çekmişim. O yüzden bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın böyle güzel oldu. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şu saç kısmını yapalım. Evet, beyaz ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle şuradaki sık iğneye, bak, kulağından sonraki sık iğneye battım. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum. Bu ipimi de saklamak için araya alıyorum. İlmeği aldım, doladım, 2 çektim. Doladım. İkinciyi çekmedim, gördüğünüz gibi. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmeği alıyorum. Doluyorum. 2 ilmeğin içinden geçiyorum. Doladım. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2 ilmeğin içinden geçtim. Şöyle doladım. Sonra bu 4 ilmeğin içinden geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim sıkıca. Buraya batıyorum, bakın. Son battığım trabzanın dibine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Bu şekilde. Evet, burada battığım yerler görülmesini istemiyorum. O yüzden şöyle sıradaki battığım yere batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçiyorum. Kaydırma tekniğiyle. Hatta biraz yukarıya doğru batacağım ki kahve kısmı görünmesin. Evet, şuraya da batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İpimi kesiyorum. Evet, görüntü bu. Bu şekilde. İpimi arkaya aldım. Şöyle tığla arkaya alıp burada bir zincir çekeceğim ki ön tarafa geçmesin. Fazlasını kesiyorum. Evet, bu şekilde. Evet, kafası da hazır. Şimdi ayaklarını yapacağız arkadaşlar. Şöyle ayağında bir tanesini ördüm. Şöyle göstereyim. On tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle aşağıya doğru iniyorum. Sıradakine batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sık iğne yapsak kalın oluyor bacakları. O yüzden böyle yapıyorum. Batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Sıradakine battım. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Bu şekilde bir zincir kalana kadar ilerleyelim. Kaydırma tekniğiyle.
Evet, doladım. Bir zincirim kaldı gördüğünüz gibi. Sıradaki son zincirime batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim. Çakma sık iğne yapıyorum. Tığıma doladım, aynı zincire batıyorum. İlmeği aldım, doladım, tek seferde çektim. Çakma sık iğne. Doladım, aynı yere batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektim. Çakma sık iğne. Doladım, aynı yere batıyorum. İlmeği aldım, dolayıp tek seferde çektiğim çakma sık iğne. Burada iki zincir çekiyorum. Şuradaki zincir yuvasına diyelim, şuraya zincirin karşısına sık iğne yapıyorum. Evet, şekli böyle oldu. Sonra yukarıya doğru kaydırma tekniğiyle ilerleyelim. Zincirin öbür tarafına geçmiş olduk. Batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki zincire batıyorum. İlmeği alıyorum, ilmeği içinden geçirdim. Batıyorum. İlmeği alıp ilmeği içinden geçiriyorum. Bu şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, şöyle batamadım. Son zincirime de batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Evet, bir zincir. Diğer ayağım, bir ayağını kısa kesin, bir ayağını da uzun kesin ki dikerken yardımcı olsun arkadaşlar. Ya da beyaz iple dikeriz, sorun olmaz. İkisini de kısa keselim. Şöyle kısa keselim, evet. Beyaz ipimizle dikeriz. Böyle bu şekilde iki tane de ayak örersiniz. Şöyle bu şekilde. Arkadaki ipimizi de kısa keselim arkadaşlar. Şöyle dikimini anlatacağım şimdi. İğnemi aldım. Evet. İpimi iğneme geçirdim. Şöyle son ilmeği içinden geçiyorum arkadaşlar. Böyle bırakmıştık hatırlarsanız. Şöyle arkadan şuraya sabitliyorum. Arkaya alıyorum yani. Evet. Ayağının bir tanesini buraya, bir tanesini şuraya dikeceğiz. Şöyle bir tanesini aldım. Şöyle nereye dikmek istiyorsam oraya yerleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Buraya dikeceğim. Şöyle arkasını çevirdim. Oraya kadar iğnemle ilerliyorum. Şöyle. Şöyle arkadan. Beyaz ipimle sabitliyorum. Şöyle arka tellerini alıyorum arkadaşlar. Aşağıya inmiyorum. Bu şekilde. Evet, tamamdır. Şimdi burada bir tane düğüm atalım ki iyice sıkılansın. Şöyle aradan ipimi yürüterek diğer bacağını dikeceğim yere ilerliyorum. Diğer bacağını aldım. Şöyle yerleştiriyorum. Bunu da buraya dikmek istiyorum. Şöyle arkadan. Bunu da böyle arka beyaz telleri alarak sabitliyorum. Arkaya batmıyorum arkadaşlar. Aşağıya inmiyorum yani. Şöyle iyice sabitleyelim. Evet, bunu da dikelim, ipimizi kopartalım. Kafasının dikimini göstereceğim. Evet, şöyle kafasını alıyorum arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum bu şekilde. Onda kahverengi ipim arkadaşlar. İkiye ayırdım. Gördüğünüz gibi iki tel olacak şekilde ayırdım. Böyle dikeceğim. Şöyle arkadan. Batıyorum. Çok yakın yerden tekrar aşağı iniyorum. Evet, şöyle. Çok yakın yerden tekrar aşağı iniyorum. Böyle biraz sıkılayalım arkadaşlar.
Evet, iyice sabitleyelim arkadaşlar. Sonra arkadan düğüm atıp ipimizi keselim. Gördüğünüz gibi dikimini de tamamladım. Çok tatlı, çok güzel oldular. Dediğim gibi siyah kullanabilirsiniz. Siyah da örebilirsiniz. Birazdan size bana gelen resmi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde diktikten sonra, hazırladıktan sonra kuzu ırkanın üzerine dikersiniz. Gerisi size kalmış. Böyle. Santim olarak da vereyim arkadaşlar. Santim olarak da vermek istiyorum size. Şöyle 7,5 santim olmuş gördüğünüz gibi. Yukarıdan aşağıya doğru da 3 santim. Kafa boyutu da 3,5 santim. Ayakları ise 2,5 santim diyelim arkadaşlar. Bu şekilde. Dediğim gibi bana gelen resmi size göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok hoş, çok güzel bir hırka. Siyah ve beyaz kullanılmış. Kuzu iple de örebilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar böyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Daha güzel modellerin gelmesi için yorum kısmına istiyorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.